Agalarım, herkese selamlar. 21 Eylül 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeal kupon, idealden, yüksek orandan, sürpriz çıkabilecek maçlardan hepsinden bahsedeceğim. Toplamda 10 maçım var. Derbi içinde forma çekilişim var, bahsedeceğim. Sizlerden tek isteğimiz aga, beğeni ve yorum destekleridir. Her zaman dediğim gibi gerçekten büyük bir emek var. Yani her güne video atıyorum. Tahminlerden faydalananlar var o kadar. Tek isteğimiz en azından emeğine sağlık yorum olabilir. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. İsterseniz başlayalım. Agalarım, öncelikle forma çekilişi yapacağımızı söylemiştik. Bu tür Galatasaray ve büyük maçlarda yani ben elimden geldiğince yapıyorum. Bir adet forma çekilişi yapalım ve toplamda bilen 5 kişiyi de gruplarımızda bir hafta misafir edelim. Fenerbahçe, Galatasaray. Maç skoru olur sizlere sorduk aga. Dediğim gibi bilen bir arkadaşımıza tuttuğu takımın formasını da yazsın. Mesela 2-1 Fenerbahçe, Galatasaray forması yazabilir. Veya Fenerbahçe forması. Veya Trabzonlusu Beşiktaşlısı da katılabilir. Onu da söyleyeyim. Dedim ya, özellikle yazdım oraya. Tuttuğu takımın istediği forma. Hiç fark etmez. Ondan sonra devam edelim aga. Bunları mutlaka yorumlara yazın. Her türlü soru, görüş, öneri WhatsApp gruplarımıza girmek isteyenler de iletişim hattı ekranda aga. Skor bilenler vesaire, sorusu olanlar, ne bileyim hafta sonu için gruplara gelmek isteyenler 0534 446 5989 numaralı hattan doğrudan iletişim kurabilir. Açıklama ve yorumlarda zaten direkt WhatsApp linki var. Tıklayınca direkt benim mesaj kutuma geliyorsunuz. Geçtim. Aga, yüksek mislilerden bahsedelim. Salı günü çok güzel işler yaptık. Salı günü zaten Salı gününün görseli ekranda bu arada. Her şeyi fullledik. Yani gelmeyen şey yok. Misli muazzamdı. Dün de Celtic kazanır 1.5 üstünde 7000 misli aldım. Paris'in canlısını aldık, 2000 misli o geldi. Sadece 4000 mislimiz yattı. O da Paris maçının 1.5 üstünden yattı, onu da söyleyeyim. Görselini yapamadım, hızlı bir çekim olacak. Ondan dolayı bunun da bilgisini vereyim. Aga, yüksek misli seviyesi hem canlısıyla hem de maç önü tercihleriyle yüksek oynanan bir seviye. 7000 TL, 5000 TL, 4000 TL. Eğer ki bu seviyelerde oynuyorsanız mutlaka beklerim. En azından fikir almış olursunuz. Ha, bu adam bu maça bu vermiş, ben de bunu böyle düzenleyebilirim şeklinde fikir de almış olursunuz aga. Sadece dediğim gibi maç önü değil, canlı olaraktan da elimizden geldiğince, dün mesela Paris maçı var aga. Paris deli gibi pozisyon kaçırıyor, yenecek. Neden? Paris'in yani ligde bir amacı yok aga. Ligde zaten şampiyon. Adamların nasıl amacı? Sadece tek başarılı sayılabilecek kulvarı Şampiyonlar Ligi. O yüzden yenecekti yani. Yendi de yani. Zar güç bela attı, geldi. Devam ettim. Aynı şekilde ideal kuponlarımızda, alternatif kuponlarımızda devam edecek aga. Onlar da zaten hafta sonu özellikle sadece ideal ve alternatif kuponlar değil, yüksek oranlı kombinler de yapıyoruz. Bugün de yaptık aynı şekilde. Ekranda mesela salı günü 10 oran yakaladık. Zaten buradan yani bir aylık grup parasının fazlasıyla bile çıkarttınız. Öyle söyleyeyim. Herkes çıkarttı bizim gruptakiler. Bereketli olsun. Bu tür kombinler de hafta sonu gelmeye devam edecek. Onun dışında canlı olarak zaten izlemiş olduğumuz karşılaşmalara sürekli canlı yapıyoruz. Canlıda zaten hatta ücretsiz Telegram grubu da var. Hatta o ekrana gelsin. Bu arada cumartesinin ideal kuponu da ücretsiz Telegram grubunda. Buraya mutlaka katılın. Dün de canlı yaptım. Erken seansın bütün canlıları buraya da attım mesela. O yüzden buraya da mutlaka katılın aga. Cumartesinin ideal kuponu da burada olacak zaten. Sizlerden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Geldiyse isterseniz direkt başlayalım. Şimdi ilk mücadelemiz Bayern Münih mücadelesi. Artı 500 beğeni geldi ve Kangal işe başladı. Aga, Bayern Münih'in 9-2'lik bir galibiyeti var. Çok güzel değerlendirdik. Yani şöyle söyleyeyim. 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 üstü. Alayına girdik. Alayına. 10.5 üstü 2.22 olan hatta. Hatta onu da gruba attım değil mi? Ulan atsam mı atmasam mı bir kararsız kaldım diyerekten de. Şimdi Werder Bremen de burada Bayern Münih kalesine gol atabilir. Çünkü Bayern Münih de bazen aksıyor aga savunmada. Ondan dolayı burada şeye gittim ben. 2.5 üstünde bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Zaten Bayern'in galibiyet oranı da var. Aga, sürpriz beklemiyorum. Şu an makine gibi takım işliyor. Özellikle Olise'de takıma uyum sağladı ve gerçekten oyuna katkı yapıyor. Benim burada tercihim 2.5 üstünde bir Bayern Münih galibiyeti. Oran da çok güzel. Skor beklentimi de doğrudan söyleyeyim. 3-1 Bayern Münih burada galip gelebilir. Aston Villa ile Wolves mücadelesi. Aston Villa bizi Şampiyonlar Ligi'nde de yanıltmadı. Çok güzel kazandık. Hatta deplasman 2.5 üstüne yüksek misli yaptık. 3. golü attı, iptal oldu. Sonradan tekrar daha güzel bir gol attı. Aston Villa'cıyım aga. Wolves'ta oynayacaklar. Wolves'ta henüz daha ligde bir galibiyet alamadı. Oynamış olduğu maçlarda sadece bir beraberliği var. Ben burada Wolves tarafından da gol bekliyorum. Açıkçası tarafa gitmek istemiyorum. Burada ben ev sahibi 1.5 üstüne gittim. Aston Villa tarafından yine 2 gol bekleyebiliriz. Yani yorgunluk sayılmaz Şampiyonlar Ligi maçı. Ondan pek saymıyorum. Bu takımlara özellikle işlemez. Ev sahibi 1.5 üst Aston Villa'cıyım. Hatta ben diyorum ki Wolves'ta gol atma ihtimali bence var. Ben şöyle bir şey aldım. Yüksek orandan da önerebileceğim sizlere. Maç sonu 1 ve KG var yaparsanız aka 2.21 gibi oranı var. Skor beklentimde 2-1, 3-1 ayarında bir Aston Villa'nın galibiyeti. Fulham Newcastle mücadelesi. Newcastle geçen hafta deplasmanda oynadı. Beraberliği aldı. Çıktı. Pardon. Maçı çevirdi Wolves mücadelesinde. O maçta ne vermiştim? Deplasman yarı kazanır. Newcastle kazanırsa da sürpriz olmaz diyerekten de. Burada Fulham'la oynayacaklar. Fulham kendi evinde etkili. Özellikle Adama Traore sağdan aldığı zaman tek başına otoban yaratabiliyor, gidebiliyor. Elin Sweetroll o da aynı şekilde zaten Arsenal'dan geldi. Çok güzel pozisyonlara da giriyor. Ben şöyle söyleyeyim. Tek bir tercihim var. Başka hiçbir tercihe gitmedim. Yüksek oranım yok bu mücadelede. Karşılıklı gelecek goller. Mücadelenin beklentisi bir birlik, bir beraberlik. İndeks beklentisi. Bakalım ne olacak? Sizler de yorum yazabilirsiniz. Liverpool Bournemouth mücadelesi. Burada Liverpool mutlak galibiyetini bekliyorum. Geçen hafta Nottingham Forest karşısında bir mağlubiyet yaşadı. Bournemouth karşısında mutlak bir galibiyet bekliyorum. Bournemouth'la çok fazla pozisyona girdi bu arada Chelsea mücadelesinde. Değerlendiremedi. Çok güzel bir maç oynadı. Ama ben dediğim gibi burada Liverpool'un galibiyetini ve gollü bir galibiyet bekliyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu mücadele her yerden verimli geçer. Yani ne demek istiyorum? 2.5 üstünde bir Liverpool galibiyeti idealden alınabilir bak. 2.5 üstünde bir Liverpool galibiyet alınabilir. Korner. Keza dedim ya her yerden verimli geçebilecek bir karşılaşma olaraktan da. Korner de burada akar gelir diye düşünüyorum. Bournemouth da destek verir bence. 2.5 üstüne Liverpool. Korner'de 9.5 üstten 9.5 üst korner alın. Korner kuponlara koyulabilecek bir maç ekstradan. Geldik Southampton'la Ipswich Town mücadelesine. Bir imza atayım mı diyeceğim de imza değil de çok güzel bir gözlem yaptım. Ondan bahsedeyim. Hatta ücretsiz Telegram grubuna da yazdım. Aga Southampton geçen hafta United karşılaşmasında ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadı aga. Sonrasında oyun düştü. Yani bu takım ilk yarıda mentalitesi yüksek olan bir takım. İyi başlayan bir ekip. Diyorum ki ilk yarı belki burada Southampton kazanabilir mi? Ben şöyle bir idealleştirdim öncelikle. Ondan bahsedeyim. Öncelikle ev sahibinin ben burada bir yere kazanmasını bekliyorum. Southampton'a baktığımız zaman da oynamış olduğu bütün maçlarda mağlup oldu. Sen ligde kalmak istiyorsan rakibini yeneceksin kendi evinde. Anladın mı? O yüzden ben burada öncelikli olarak Southampton'ın bir yarayı kazanmasını bekliyorum aga. Çok güzel bir gözlemdir. Ve şunu söyleyeyim. Özellikle dedim ya ilk yarılarda baskılı oynuyor. Eğer ki ilk yarıdan bir galibiyet gelirse minimum alacağınız oran 2.55. Bak. Yaz kenara. De ki özellikle takip edeceğim de ya. Liverpool falan her şeyi boş ver. Bu maçı yaz. Özellikle bir takip et bakalım. Ne olacak? Tottenham Brentford mücadelesi. Aga yine güzel bir karşılaşma. Tottenham geçen hafta oynamış olduğu Arsenal mücadelesine mağlup. Ondan önce Newcastle'a mağlup. Burada galibiyet bekliyoruz artık. Ben burada şöyle bir beklentim var. Maç sonu bir aga oran var. Brentford bu arada muazzam bir geçiş kontrol atıyor. City'yi bile deviriyordu. Ama ben burada onlara ya Tottenham'ın gerçekten ihtiyacı olduğundan kaynaklı. Maç sonu 1 yazdım. Maç sonu 1.5 üst yazdım. Maç sonu 1.5 üst yazdım. Ekstradan da yine Liverpool mücadelesi gibi korner maçı olma ihtimali de çok yüksek. Hatta evin 2 golüne oran var mı aga? Bir bakalım. Ben evin 2 golüne yoktur diye bakmadım. 1.29 yaramaz bize. Lille Strasbourg mücadelesi. Yine bu maçta gözlem izlediğim bir karşılaşma. Şimdi Strasbourg tarafına gideceğim. Ama Lille tarafı da ne zamandır galip gelemiyor. Onların da bir galibiyete ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi'nde de yenildiler. Kırmızı kart vesaire gördüler. Ama Strasbourg'u ben Lyon maçında izledim. 4-3 biten bir muazzam bir maç vardı. Aga çok güzel geçiş yapıyor. Özellikle bak hücum hattını göstereyim ben sana. Kara kara çocuklar var. 10 numara. Bak aga 4-4-2 oynuyor zaten. Özellikle Diyarra, Emega, bak sağdan Dakoya bak. Yıldız maçın yıldızı olmuş. King ya. Diyorum ya çok fazla atlet var. Lyon maçında da üstüne gelen takımlar çok güzel geçiş yapıyordu. Ben burada Lille'in galibiyetini beklesem de gollü bir galibiyet beklesem de hatta 2-1 3-1 bandına çıkabilir ama tek tercihim. Yani kolaya gitmiyorum. Burada zora gidiyorum. Oranla tek başına 1.37 zaten minimum alacağınız oran. Deplasman'ın bir golü. Yazın. Geçişten atacak bence. Ankara Gücü'yle Sakarya Spor. Bu maçı neden aldın aga? Ankara Gücü'nü takip ediyordum. Bu hafta içinde takımda bazı olaylar oldu. Hatta Mustafa Dalcı gelse mi gitse mi? Ama Kenan Hoca geldi takıma. Haberlerden göstereyim. Daha dün açıklandı, bir tören yapıldı. Hatta bak haberi okumuşum. Kenan Koçak'a emanet. Kenan Hoca'nın ben geçmişine baktım. Nerede hocalık yapmış falan diye. Genelde Almanya'da yapmış. Ne bileyim Hannover, Wins bilmem bir şeydi. Genelde Almanya'da yapmış. Yardımcı antrenör, teknik direktör derken burada Ankara Gücü emanet oldu. İlk mücadelesi. Ankara Gücü'nün de kaliteli bir kadrosu var. Ligin üstünde bir kadrosu var. Ben Ankara Gücü'nün maçı kazanmasını bekliyorum. Hatta biraz macera arayalım birlikte. 4.5 altında 1 okey. 3.5 altında 1 ona da okey. 2-0 maksimum mücadelede 3 gol bekliyorum zaten. Frankfurt'la Gladbach mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma. Frankfurt özellikle çok iyi oynuyor aga. Yani Ekitike ile Marmoş'un uyumu hücumda inanılmaz. Çok güzel bir maç olur diye düşünüyorum ben. Aga 2.5 üst yazdım. Tek başına. Oran yetiyor derseniz bunu alın. Hatta var ve üst bile yazmışım. Onu da belirteyim. Zaten 2.5 üst bekliyoruz ya. Gladbach tarafından da bekliyoruz. Var ve üst de oran biraz daha artıyor. Hatta bakalım 1.48'e kadar oranla çıkar. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Evet, gelelim son maçımıza. Derbiye gelelim. Agalarım, öncelikle bir adet forma çekilişimiz var. Bir kişiye forma vereceğiz tuttuğu takımın. Skorun yanına istediği formayı yazabilir. 5 kişiyle gruplarımıza misafir edeceğiz skor bilenlerden. Aga her sene aynı muhabbet. Nasıl bir muhabbet? Gollü geçebilir, bu maç gollü geçmeyecekse nasıl geçecek vesaire vesaire. Geçmiyor anasını sattımın ya. Geçmiyor. İnşallah geçer ya. Şöyle gollü bir derbi izleriz ya. Gerçekten hiç keyif vermiyor aga. 0-0 rezalet. Geçen maç hangisiydi? Arda kardeşler yönetti. 25 tane kart gösterdi. O 40 dakika top oynandı belki ya. Rezalet ya. Açıkçası beklentimde yok aga. Ama şöyle söyleyeyim. Ben kendim de bir Galatasaray taraftarıyım. Ama Fenerbahçe'yi burada bir adım önde görüyorum. Taraftar ile birlikte burada vurabilir aga. 2-1. Hatta şöyle söyleyeyim. İndeks beklentisi de 2-1 mücadele. Bak ben bu maça ideal bir tercih yapmayacağım. Yüksek oranla yapmayacağım. Tek bir tercihim var. O da şu an açık değil. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Adam kontrolü kaybeden bir adam. Kartlara gidin aga. 4.5 üst varsa 5.5 üst, 6.5'tan bile başlayabilir. Kartlara gidin. Benim alacağım tek tercih burada, kartlara gidelim. Bir de maç günü ücretsiz Telegram kanalına belki genel geniş analiz şeklinde bir yazı atarım. Yani ideal yüksek orandan skoruna kadar anlatmaya çalışırım. Ama alacaksanız aga kartlara çok güzel gidilir. Geçtim. Agalarım, sizlere bir adet ideal kupon önerim olacaktı. İdeal kupon, cumartesinin ideal kuponu ekranda görüyorsunuz. Ücretsiz Telegram kanalında olacak. Açıklama yorumlarda var veya Telegram'a Kangal Tips ücretsiz yazıp da kendiniz de girebilirsiniz. Orada zaten tahminler de oluyor. Canlı tahminler vesaire de oluyor. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni ve yorum destekleri bizler için.